Evet sevgili dostlar, haftanın son günü tekrardan beraberiz. Uzun bir yerden sonra tekrardan Ticimax e-ticaret sohbetlerinde birbirinden değerli 3 tane konuğumuzla bu akşam bol bol e-ticaret konuşacağız. Öncelikle konuklarımı tanıtayım. Decathlon Türkiye e-ticaret müdürü sevgili Utku Küçüksu. Utku hoş geldin. Merhaba herkese, hoş bulduk. AliExpress İş Geliştirme Müdürü sevgili Ece Gür. Ece hoş geldin. Hoş buldum. Herkese merhabalar. Ve hayırlı olsun. Teşekkürler. Ne kadar zaman oldu AliExpress? Temmuz başı itibariyle AliExpress ekibine katılmış bulunmaktayım. Hayırlısı. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ve Kemal Tanca, e-ticaret yöneticisi sevgili İlhan Bilsel. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Şimdi sevgili dostlar sizler de hoş geldiniz. Toplantı odaya bakıyorum. Yavaş yavaş geliyorsunuz. Genelde böyle oluyor. Etkinliklerde de İstanbul trafiği gibi insanlar sonradan geliyor. Bir de havalar güzelleşti tabii. Yani havalar güzelleştiği için de biraz insanlar dışarıda geziyor, hava alıyor. Bir de korona tabii biliyorsunuz evlere tıkıldık kaldık. Evet sevgili Mehmet Yıldır'la başlangıcı yaptık. İnşallah bol bol chatte yazışmalar olur. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Biz de iyi bir sohbet olmasını bekliyoruz. Bugün 24 Temmuz bizim e-ticaret sohbetlerini biz Ekim ayından beri yapıyoruz. Ekim ayında başladık. 2,5 seneden beri yaptığımız bir etkinlik. Bugün tabii artık Temmuz'un da 24'ü oldu. Haftaya da bayram falan. Bir dedik ki bir soluklanalım. O yüzden bir ara vereceğiz. Tahmin ediyorum Eylül ayının ortasına kadar bir ara vereceğiz. Ondan sonra tekrardan yepyeni bir formatla, yepyeni insanlarla, yepyeni konularla başlayacağız. Bu anlamda bize destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Tabii teşekkür de en büyük teşekkür de Ticimax ailesine. Onlarla biz e-ticaret sohbetleri de yaptık. E-ticarete başlıyorum eğitim programları da yaptık. İstanbul dışında bir sürü ile gittik. Konya'sı, Adana'sı, Bursa'sı, Antalya'sı, Ankara'sı, İzmir'i. Korona olunca en son Konya'da kaldık. Nisan ve Mayıs ayında gidemedik. Samsun ve İzmit'e gidecektik ama olmadı. Kısmet değilmiş. İnşallah 2020'nin Eylül ayında ya da bakalım ne olacak onu da bilmiyoruz da tekrardan etkinliklere, fiziki etkinliklere tekrardan başlarız diyelim. Şimdi sevgili dostlar bu kadar yoğun tempoda zaman ayırdınız. Sağ olun, var olun. Sizler de mesela bu güzel Temmuz akşamında dışarıda dondurma yemek ve arkanızda gezmek varken gördünüz. Şimdi müsaadenizle şöyle bir sırayla gidelim. Utku, Ece ve İlhan şeklinde gidelim. Aralara girebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama hani soru şeyimiz böyle olsun. Şeyden başlayalım istiyorsanız. Yani şimdi korona dedim ya bir ilginç bir dönem oldu. Ben de şöyle bir şey oldu. Sizde de aynı mı? Yani Haziran ayına kadar zaten işte sokağa çıkma yasakları vardı. O vardı, bu vardı. Bir şekilde haddimizi biliyorduk. Yani tırnak içerisinde yani ne olduğunu biliyorduk. Çıkmıyorduk evden falan hani. Şimdi Haziran'dan sonra serbest bırakılınca benim şaftım kaydı. Çıksam bir türlü, çıkmasam bir türlü. Eve mi gitsem, kalsam mı, gitsem mi? Bir arada derede kaldım. Sizde de öyle mi? Önce onu sormak istiyorum. Bir de yani bu korona dönemi, yani bu Mart-Haziran arası ve sonrası şu dönem, bir yeni dönem. Bu dönemler arasındaki şeyi ne görüyorsunuz? Yani ne yaşadınız? Yani sizler ve çalışma arkadaşlarınız canlılık devam ediyor mu? Mağazalar açıldı ama sizi etkiledi mi? Oradan başlayalım. Bir potpourri şeklinde. Buyurunuz sevgili Utku. Teşekkür ederim Murat. Herkese selam tekrar. İlk sorudan başlayayım. Çok da dediğin gibi senin de bizde de kendi içimizde bir kararsızlığımız oldu tabii ki. Bu dönem nasıl geçecek, neler yapacağız? İlk defa yaşanan bir süreç ama özellikle bu ticaret sisteminin adaptasyonu sürecinde güzel bir başlangıç yakalayabildik bizde. Bu arada korona dönemindeki ticaret büyümesi bizim tarafta mağazaların kapanışından önce olmaya başladı. Dolayısıyla çok başta bir yükselişe geçmiştik. Hatta ilk vakalarla birlikte hijyen tedbirleri adı altında tabii ki insanlar önlemlerin en büyüğü olan toplu alanlara gitmemek konusunda bir tutuma başladılar haklı olarak. Bunun online taraftaki yansımalarını çok hızlı gördük diyebilirim. Alabileceğimiz en iyi aksiyonları da bu arada ticari aksiyonlar dışında birçok iş modelimizi değiştirmeye başladık. En büyük aksiyonumuz belki de aslında bir platform sunarak insanların evde ücretsiz spor videoları izleyip belki de evde spora devam etmelerini sağlamak oldu diyebilirim bu dönemde ama Senin de dediğin gibi canlılığımız devam ediyor tüm hızıyla. Özellikle evde spor ve kamp alanında güzel bir canlılık yakaladık diyebilirim. Yani hocanız, yani size bağlı hocalar var. Onlar spor mu yaptı yoksa dışarıdan hocalar geldi? Hem nasıl? Öyle sosyal medyada çalıştığımız hocalarımız da var ama içeride de zaten takımımızın, yani takım arkadaşlarımızın tamamı sporcu diyebilirim. Evet. Hepimiz bir sporla ilgileniyoruz. Çok da severek tutku sporlarımız var herkesin. Dolayısıyla aslında yan masanızda oturan birisi bir gün spor eğitmeni olarak sahnelerde olabiliyor. Bu dönemde de onu yaşadık. Çok da mutlu olduk. Decathlon.com.tr tarafına dönecek olursam aslında ana sayfada özellikle ticari aksiyon bir tarafa yine içeriklerle, spor içerikleriyle beslemeye çalıştık biraz da bu dönemde. Özellikle Mart-Mayıs ayı arasında. Dediğim gibi korona döneminde de çok beklediğimiz üzerinde bir trendle aslında bu döneme girmiş olduk. Tabii ki bunun olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da oldu. Her e-ticaret firmasının yaşadığı gibi bizde de lojistik alanı biraz sancılı geçti diyebilirim. Özellikle kargo firmalarının aldığı kararlar neticesinde. Ama online seyrimiz devam ediyor. Bu aslında insanların hala eski alışkanlıklarına dönmediği, henüz koronanın bitmediğini gösteriyor. Bu arada evet onu da söyleyelim. Aslında korona bitmedi tabii ki ama normalleşiyoruz. Belki de yeni normal dediğimiz kavram e-ticarette bu şekilde devam edeceği. Hatta e-ticaretin hayatımızda daha fazla yer alacağını da bir işareti diyebilirim bu dönemde. Bu arada bu evde spor olayı, mesela benim eşim spor yapmayı seven birisi. Hı. Ve düzenli olarak işte ders alıyor, işte özel dersler alıyor falan ve bu korona başlayınca yabancı işte birkaç tane siteden birkaç böyle şeye takılmaya başladı. Bayağı evde yapmaya başladı. Gerçekten de oluyormuş ve şimdi diyor ki yani ben niye gidiyorum diyor yani evde ve gerçekten evde yapıyor her gün. Hı. Gayet de koyuyor telefonu önüne işte tık tık zaten otomatize olmuş durumda. Evet. Bana da sana da sen de yap diyordu. Ben izlemeyi ve oturmayı tercih ediyorum. Daha hoşuma gidiyor. Ama yani insanların çoğunluğu, ben bununla alakalı bir anket de yaptım. Bundan 5 hafta önce. Evde spor yapıyor musunuz gibi bu korona döneminde. Beni çok şaşırtan bir sonuç çıktı. %60'a yakın evet cevabı çıktı. Yani aslında galiba eski alışkanlıklar yerini farklı alışkanlıklara bırakıyor. İlerleyen zamanlarda bunu da konuşacağız. Ece sen tabii korona döneminde ebebekteydin. Yani ilk zamanlarında değil mi? Sonra evet. Yeni normalde de şeydesin. Yani farklı... AliExpress ekibine dahil oldum. Evet. Nasıl oldu? Ben tabii ebebek ekibindeyken de AliExpress'in panelini yönettiğim için aynı anda ve evet. Aynı zamanda AliExpress trainer olarak çalıştığım için aslında bütün süreçlere o tarafta da hakimdim. Ne olduğunu, ne bittiğini gördüm. Tabii ilk başta Çin'de başladığı için bu süreç Türk satıcılar olarak öncelikle bizim satışlarımız gerçekten bir arttı, bir ivmelendi. Çünkü Türk satıcılarını tercih ettiler önce. Ama tabii bu süreç kısa bir süreç oldu. Sonrasında koronavirüsün yayılmasıyla birlikte aslında Çin'deki sürecin iyileşmesi birbirini izledi. Tabii ki tüm dünyayı etkileyen bu pandemi bizleri de etkiledi. Lojistik süreçlerinde gecikmeler ve aksamalar yaşandı. Pandemi sebebiyle gönderim yapılamayan ülkeler oldu AliExpress tarafında da. Fakat koronavirüs sebebiyle zorlaşan uluslararası lojistik süreçlerine, bazı ülke kısıtlamalarına rağmen Türk satıcılar siparişlerini AliExpress üzerinden 150'den fazla ülkeye ulaştırmaya devam etti. Aslında bu gerçekten çok güzel bir süreç oldu bizler için de. Çünkü aslında hepimiz şunu görmüş olduk bu dönemde. Tek bir ülkeye ve tek bir ekonomiye bağlı kalmak çok da doğru değil artık. Türk satıcılarımız da Türkiye'de satış yapamasalar dahi şu anda birçok farklı ülkeye satış yapmaya devam ediyorlar. Şu an binlerce satıcımız her gün dünyanın dört bir yanına gönderilerini sorunsuz bir şekilde gönderebiliyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz, herhangi bir sorun yok. Tabii ki ufak tefek problemler olabiliyor. Lojistik kaynaklı yine aynı şekilde. Ama ben ümitliyim. Çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum bu süreçlerin. İnşallah da ümit ettiğimiz gibi olur. Geçen gün bir ismini vermeyeyim. Bir yabancı bir markanın buradaki bir şeyine gittim. Mağazasına gittim. Hı hı. Yani bir şey alacaktım. Dedi ki ya da aslında buna birkaç yerde rastladım. Merkez dışında ve dediler ki işte şu şeyden var mı dedim şu üründen. Valla stokta kalmadı. Ne zaman gelir? Valla işte bu şeyden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Galiba uluslararası lojistikte de biraz yavaşlama var. Yani tabii ki. Değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla yani Türkiye'de tabii de var. Yani oradan da gelişler gidişler biraz sıkıntılı. Tabii gönderim yapamadığımız ülkeler oldu kimi zaman ama evet, bir hafta gönderim yapamadık, bir hafta yaptık. 150'den fazla ülke devamlı olarak açıktı. Büyük kriz durumları yaşamadık o süreçte. Ama tabii bunda AliExpress ekibinin ve Alibaba grubunun etkisi de tabii çok yüksek. Sürekli bu konuda elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalıştık satıcılarımıza ve herhalde desteği aynı şekilde. Bu dönemde en çok ne tip ürünler, yani bilgisinde var mı sende o bilgi? Yani bu dönemde en çok ne tip ürünler satıldı, yani Türkiye'den gitti? Valla aslında Türkiye'den çok çeşitli ürünler gönderiyoruz. Otomotiv ürünleri mesela, otomotiv parçaları çok revaçta bu zamanlarda. Tekstil tabii ki zaten en güçlü olduğumuz yerlerden birisi. Çok çeşitli şeyler satıyorlar. Geçen gün bir satıcımız kapı bile sattı. Yani böyle değişik, evet çok şaşırdık hatta. Yani bunu satabilir miyim AliExpress'te vesaire çok soru geliyor. Ama her şeyi satabilirsiniz. Sadece gıda ürünlerimizde ve işte medikal ürünlerde satış yapılamaması gereken bazı kategorilerde sorunlar yaşıyoruz. Onun dışında her türlü ürünü gönderebilirsiniz. Kimisi evindeki bildiğiniz çay bardaklarını satıyor orada. Kimisi cezve satıyor. Aslında çok da rağbet görüyor bu ürünler. Bizim için aslında her gün gördüğümüz ve satışının çok da etkili olmayacağını düşündüğümüz ürünler AliExpress'te gerçekten çok güzel adetlere ulaşabiliyor. O yüzden benim ürünüm satar mı satmaz mı diye endişesi olan kobilerimiz hiç endişelenmesin. Kesinlikle satar. Şimdi bu arada sevgili dostlar, ilk açar açmaz o uyarıyı yapmadım çünkü yeni insanlar gelmeye devam ediyor. Aşağıda evet, bir tane şey var, chat ve Q&A. Merhaba, nasılsın? O Aysel'cim hoş geldin, burada mısın gibi sohbetleri chatte yapıyoruz. Sorularınızı da Q&A kısmına yazıyorsunuz. Mesela her toplantıda olduğu gibi sevgili Mehmet Bey, Mehmet Yıldır arka arkaya daha dakika bir daha başladı soruları sormaya. Tam fix sorular. Bazı soruları ben yarışmada soracağım Mehmet Bey, onları atlayacağım. Bu dönemde satılan ilk 3 ürün neydi demiş, Utku Bey'e sormuş. Böyle bir şeyler var. Evet. Ama birazdan hepsini aktaracağım. Sizler de sorularınızı burada yazabilirsiniz. El kaldırıyorsunuz ama eli kaldırınca bir şey olmuyor. Burada sorularınızı yazın efendim. Bir de şey rica edeceğim. Yani soruyu kime soruyorsanız onun da ismini yazarsanız. Mesela Mehmet Bey demiş ki işte Decathlon demiş. Mesela hani anladım ki Utku'ya soruyor falan. Bir de kısa yazmanızı rica edeceğim. Bazen böyle çok destan gibi sorular geliyor. Ben soruyu okuyana kadar, anlayana kadar, bir de canlı yayın. Bizim amacımız hani sizin sorunuz değerli ve onu en iyi şekilde cevaplamak istiyoruz. O yüzden kısa ve net olursa onları da cevaplamak isteriz. Evet İlhan Bey, sizin de 100'den fazla mağaza var. Mağazalar kapandı Covid zamanı. Ne oldu sonra? Mağazalar kapandı. Tabii tüm sektörün yaşamış olduğu ticarete kayışı biz de yaşadık. İşlerimiz bayağı bir ticaret anlamında yoğunlaştı. Mağazalardaki müşterilerin temin edemediği, etmek istediği ürünlerin hepsi işini şöyle bir yol izliyorduk. E-ticaret sitemizde bizim bazı ürünlerimiz mağazadakilerden farklıydı. O ürünlerin hepsini e-ticarete açtık. Ondan dolayı da bir artış oldu. İnanılmaz bir ivme yakaladık bu anlamda e-ticaret yönünde. Bazı operasyonel işlemlerimizi değiştirmek zorunda kaldık pandemi sürecinde. Arkadaşların dediği gibi lojistik ayağında çok büyük sıkıntılar yaşadık bu süreçte. Onları biz kendi içimizde bazı önlemler alarak aştık. Mesela ne yaptınız? Mesela kargo firması, biz tek bir kargo firmasıyla çalışıyorduk. Şu anda bu sayıyı 5'e çıkarttık. Çıkartmak zorunda kaldık. Yani hani ihtiyaçlarımızı karşılayamadılar. Biz kendi operasyonel ekibimizi genişlettik. Ekstra mağazalarımızı depo olarak kullanmaya başladık. Aldığımız önlemlerden bazıları bunlar. Bu arada Ufuk Bey güzel bir soru sormuş. Ufuk Ovacık. Galiba demiş Tanca e-ticaret siteleri birleşti. Tamer Tanca ve Kemal Tanca. Bu ikisinin birleşmesinin faydası oldu mu? Ben de şeyi fark ettim. Sizin bu duyuruları yaparken sizin markaları mentionlıyordum Twitter'da. E-ticaret koyarak. Kemal Tanca yazıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor falan. Sonra baktım. Sizin sayfaya girdim. Twitter'a tıkladım. Taner Tanca çıktı. Allah Allah Taner var. Tamer var, Kemal var. Ne oluyor? Acaba oğlu mu falan? Kafam karıştı. Nedir yani o iki... Asıl Kemal Tanca markayı kuran bizim şu anda Tamer Bey ve Bülent Bey'in babası. Babası tahmin ettim. Yapı hala sitelerimiz farklı. 2 tane Kemal Tanca sitesi var. Birleşmedik ama entegre olarak devam ediyoruz. Yani farklı ürünler olabiliyor oralarda hala. Bir birleşme yok henüz. 2 tane site mi var farklı? Evet. Aa, güzel. Ufuk Bey de iyi takip ediyormuşsunuz. Süper. Harika. Şimdi Utku sana şeyi soracağım. Yani bu spor olayı demin dediğim gibi Türkiye'de çok fazla yani en azından ben 44 yaşındayım. Bizim nesilde pek yoktur yani o. Yani var ama çok yok. Bizim babalarımızı falan hiç yok zaten. Yani hiç sıfır. Ama bu farklı bir kültür. Şimdi sigara yasakları. Yani bu kapalı yerde sigaranın yasaklanması. Ondan sonra bu kalp sağlığı için işte ben bir takım margarin firmaları ve devletin ve şeyin bir takım şeylerin bir yere gelerek yaptığı şeyler. Hatta Bebek sahilinde bir ara şey vardı işte. İşte sağlığın için koş, kalp için koş vesaire. Bu tip böyle güzel. Ve tabii yeni nesil daha bilinçli vesaire. Şimdi app'ler var. Ben bile işte yürürken sabahleyin yeni yürümeye başladım uzun bir aradan sonra. Gerçekten seni biraz şey yapıyor. Daha motive ediyor. Kaç kilometre yürüdün, ne yaptın, ne ettin. Evet. Bunlar tabii bir hareketlik sağladı mı? Yoksa yok ya yani öyle görünen şey olmayı çok da şey değil mi? Ama ben şimdi sizin mağazaları da görüyorum. Yani şimdi online tarafında bir cirosunu bilemem ama fiziki mağazaları görünce geçen sene de konuştuk. O Ankara'daki dükkan devasa bir dükkan var. Evet, doğru. Hatta bir kaykaya bindim. Bilmem neler var. Düştüm. Böyle bir oğlana havalı. Evet. Kaykay öyle kolay değilmiş arkadaşlar. Sakın öyle binmeyin. Yani Superman tişörtüne aldanmayın. Giydik ama bilmekle şak diye düştüm. Oğlan da kitaplarla güldü. Neyse. Ne diyorsun? Sizin sektördeki gidişat nedir? Ya tabii şöyle bu tarz kampanyaların olması gerçekten çok güzel. Spora yönlendiren her şey çok güzel bu arada tabii ki ama bu tip kampanyaların ölçümlemesini yapmak o kadar zor ki hatta mümkün değil diyebilirim bizim tarafta. Fakat biz Decathlon olarak Türkiye pazarına girdiğimizden beri spor alışkanlıklarını zaten aşılamak için ve sporu aslında bir nebze ulaşılabilir kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Korona döneminde özellikle evde spora devam mottosu da aslında tam bu noktada çıkıyor. Çünkü spor hayatımızdan aslında hiç çıkarmamamız gerektiğini, hatta tutmaya devam etmek, her koşulda tutmaya devam etmek gerektiğini savunduk bu dönemde. Dolayısıyla sporu yönlendirici her fikir bizim için çok önemli. Spora ulaşmak isteyen herkese de yardımcı olmak için takım arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz diyebilirim özetle. Bu arada Mehmet Bey'in sorusuna cevap yazmışsın. 37 tane mağazanız var. Evet. Peki şeyi sormuş. En çok satan ilk 3 ürün demiş. Onu yarışma sorusu olduğu için onu... Evet, bu aslında cevabı da ilginç olduğu için yarışmada cevaplayalım. Az geçtim ama şeyi eğer cevaplar çakışmıyorsa yani geçmişte satılmayan ama koronada satılan ürün, en ilginç ürün ilk aklına gelen nedir? Ve yani paylaşabiliyor musunuz korona döneminden? Tabii tabii. Şöyle ki aslında bu dönemde çok sattığımız ve geçmişte daha nispeten daha az sattığımız ilginç olan olarak direnç bandı diyebilirim. Direnç bandını görmüşsünüzdür belki. Aslında ağırlık kaldırmanızı sağlayan bir banttan ibaret. Genelde spor salonlarında bulunan ama artık evlere de Decathlon'un bir sayesinde çok ucuz fiyata sahip olabildiğiniz bir şey. Bu dönemde gerçekten direnç bandı en ilginç ürünümüz diyebilirim. Özellikle yükselen trendde. Ama sorunun cevabı hala bundan daha ilginç. Peki büyümeyle alakalı rakam verebiliyor musunuz yoksa gizli midir onlar? Ne kadar büyüme yaptınız bu dönemde? Bu ürün bazında mı, genelde mi? Genel olarak sormuş. Yani korona döneminde e-ticaretteki büyümenizi sormuş. Aslında pek vermemeye çalışıyoruz. Çünkü henüz de aslında sürecin de bitmediğini öngördüğümüz için henüz daha şimdiki ara dönemde bu rakamı paylaşmayalım ama kategori bazında %300'ler görmüş olabiliriz. Oo, maşallah. Bu arada sorayım, bizi izleyen sevgili misafirlerimize direnç bandı alan var mı evinde, kullanan var mı? Onu da soralım. Ben şu anda gözümde canlandıramadım. Şu anda ekrandan da şey yapmak istemiyorum ama Google'dan siz bakın. Evet, sevgili Ece, şimdi burada AliExpress ve Alibaba. Yani insanların kafasına karışıyor. Bir Alibaba var, bir AliExpress var. Ondan sonra yani bu nedir, o nedir? Kafalar karışıyor. Bir de Trendyol'u yatırım yapıldı. Kafalar iyice karıştı. Yani kim kimdir, nedir? Trendyol sizin ortağınız mı oldu? O mu sizi aldı, siz mi? Yani nedir? O yüzden şey rica edeceğim. Yani AliExpress kimdir? Alibaba kimdir? Aradaki ayrım nedir? Ben de bazen karıştırıyorum. O yüzden çok da iyi oluyor bu programlar. Ben de sizin sayenizde öğreniyorum. Nedir? Bir anlatır mısın? Ne yapıyorsunuz tam olarak? Aslında bu soru bana yakın çevrem tarafından da çok soruluyor. Yani sadece sizin değil, birçok kişinin kafası karışıyor bu konuyla ilgili. Aslında Alibaba büyük bir grup. AliExpress.com ve Alibaba.com da bu grubun altındaki onlarca şirketten sadece 2 tanesi. Ha. AliExpress platformu satıcı olarak ürünlerinizi doğrudan son tüketiciye ulaştırabileceğiniz B2C bir yapıda platform. Alibaba.com ise toptan satış sitesi dediğimiz B2B yapısında bir platform. Bu noktada birbirlerinden ayrılıyorlar. Trendyol ise Alibaba'nın yatırım yaptığı şirketlerden bir tanesi. AliExpress Türkiye olarak Trendyol ile bağımsız bir şekilde çalışıyoruz. Ne ofislerimiz ortak, ne yaptığımız işler ortak. Tamamıyla bağımsızız. Ama tabii Trendyol da bu arada bizim satıcılarımızdan bir tanesi. AliExpress üzerinden dünyanın dört bir tarafına onlar da satış yapıyorlar. Diğer satıcılarımız gibi. Oldukça da başarılılar. Çok da güzel adetlerde satışlar yapıyorlar tüm dünyaya. O yüzden Trendyol'la böyle bir ilişkimiz var sadece AliExpress Türkiye ekibi olarak. Tabii ki aynı grubun altındayız. Ama herhangi bir ofis, iş vesaire ortak bir noktamız şu an yok. Şimdi o zaman anladım. Alibaba yukarıda, yani şirket, evet. Altta AliExpress var, Alibaba.com var, Trendyol, evet. Bir sürü şeyler var. Bir sürü, evet. Mesela bu Covid olayı çıkınca, Alibaba'da Çin grubu olduğu için bir insanlarda bir garip bir şey oldu. Yani işte ya Çin grubu, oradan mal gelsin falan. Yani kafalar karıştı. Biraz onu açıklar mısın yani o nedir tam olarak? Yani buradaki insanlar AliExpress sayesinde ne yapabiliyor? Onu anlamaya çalışıyorum biraz da. Yani şöyle, aslında tabii ki ilk aylarda böyle bir insanlarda korku oluşmuş olabilir ama sonra zaten koronavirüs dünyanın dört bir yanına yayıldığı için aslında kimsede böyle bir korku bir süre sonra kalmadı. O yüzden Çinli satıcıların da işlerinde ufak aksamalar olduysa da ilk aylar sonrasında herhangi bir sorun yaşanmadı. Türk satıcılarımızın zaten herhangi bir sorunu olmadı bu süreçte. Yani herhangi bir sorun yaşamadık. Tabii günümüzde ihracat günden güne büyüyor. Türk satıcılar için de bu büyük bir fırsat. Çünkü şu an AliExpress üzerinde satış yapabilen sadece 2 ülke var. Birisi, şöyle söyleyeyim daha doğrusu, AliExpress üzerinden tüm dünyaya satış yapabilen 2 ülkenin satıcıları mevcut. Türkiye ve Çin. Çinli satıcılar ve Türkiye'deki satıcılar olmak üzere sadece 2 ülke mevcut. Diğer ülkelerde de tabii AliExpress faaliyet gösteriyor ama faaliyet şekilleri farklı. Türk satıcılarımız AliExpress üzerinden Türkiye'de satış yapamıyorlar ama tüm dünyaya satış yapabiliyorlar. Aynı şekilde Çinli satıcılarımız da Çin'e satış yapamıyor ama tüm dünyaya satış yapabiliyor. Biz de bu arada Çin'e satış yapamıyoruz. Türkiye'ye güzel imtiyaz abi. Orada avantajlıyız yani, öyle anlıyorum. Türklere karşı. Evet. Aslında bu bizim için büyük bir imtiyaz. Tabii ki diğer Avrupa ülkelerinde de AliExpress faaliyet gösteriyor ama farklı yönetim ve farklı iş şekilleriyle. Türkiye'deki iş şekli biraz daha farklı. Aslında biz burada Çinli satıcılarla yarışıyoruz diyebilirim. Birlikte aynı platformda aynı işi yapıyoruz. Bu bizim için gerçekten büyük bir gurur. Ve gerçekten çok önemli bir fırsat. Hem mağazalarımız için hem de KOBİ'lerimiz için. Gerçekten 2 gün içerisinde mağazayı açıp mağaza ücreti ödemeden sektörün oldukça altındaki komisyon oranlarıyla tüm dünyaya, yani 200'den fazla ülkeye korona öncesi gönderim sağlayabiliyorduk. Şu anda da gene 150'den fazla ülkeye gönderim sağlıyoruz. Gerçekten oldukça güzel bir fırsat. Bütün KOBİ'lerimizi, bütün markalarımızı AliExpress üzerinden dünyaya satış yapmaya buradan da davet ediyorum sizin aracılığınızla. Birazdan detaylarına gireceğiz zaten de. Mehmet Bey şeyi sormuş da, bunlar confidential, gizli bilgiler değilse en çok hangi kategori ön plana çıkıyor demiş AliExpress'te. Dediğim gibi bu ara korona döneminde otomotiv kategorisi oldukça ön plana çıktı. Gerçekten iyi adet satışlarına ulaşan satıcılarımız var. Tabii ki tekstil ve tekstil ürünleri de çok satıyor. Kozmetik var mı sizde? Kozmetik. Yani kozmetik ürünleri satan satıcılarımız da var tabii ki. Ama diğer kategorilerimiz şu an daha ön planda. Her şeyi satabiliyorsunuz. Yani lazım size, çünkü o da kozmetik bir şey üretiyor. Çok güzel. Şampuanlar, saç kremleri, güneş kremleri. O yüzden sevgili... Sıfır ürünlerin taşınmasında sorun olabiliyor lojistik açıdan. O yüzden hani aslında satıcılarımız gönderim yapıyorlar tabii ki ama bu riskleri onlara öncesinde söylüyoruz. Çünkü her lojistik firması bunları taşımak istemiyor ve taşırken sorun olabiliyor. Ama tabii ki isteyince her şey oluyor. Neden olmasın? Bir de yıllık ciroyu sormuş. O da... Ya aslında hani yıllık ciro vesaire yani bu gibi bilgiler internette sürekli paylaşılıyor. Alibaba grubunun, AliExpress'in vesaire. O yüzden hani benim burada söylemem çok da şey değil. Şimdi okey. Şimdi Kemal Tanca, yani bilmeyenler varsa söyleyelim. 1950'li yıllardan beri aktif bir marka. Yani Türkiye'de biliyorsunuz böyle çok zordur 20-30 seneye geçen markalar. Yani nereden baksanız 50-20-70 senelik bir marka. Ve 130 tane mağaza var. Ve ürünlerin çoğunda ben onu bilmiyordum. İlginç bir bilgiymiş. %90'ını siz üretiyorsunuz. Yani %10'u ithal, %90 sizin. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz 2-3 senede hatta sevgili Nur Ömeroğlu da yazmış. Yani ayakkabı satışlarına düşüş olmadı mı demiş. Ya bu 2 senede böyle çok büyük markalar, yani sektördeki sizin gibi çok çok büyük markaların zorlandıklarını duyduk. İşte konkordatlı olaylarını duyduk. Belki de batanlar, kapatanlar oldu krizlerden dolayı. Ama siz maşallah takır takır gidiyorsunuz. İnşallah da çok daha büyüyerek gidersiniz. Çok sektörü nasıl görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz sektörü? Şimdi sektör şöyle. Biz aslında bu problemleri biraz önceden fark edip biraz küçülmeye gittik kendi içimizde. Belli mağazalarımızı, belli lokasyonlardaki yakın olan mağazalarımızı teke indirdik. Birkaç yani bayağı hatırı sayılır bir mağaza kapanışı yaptık. O yüzden buradaki ederi de biz e-ticaret tarafına aktardık. Yani oradaki ciro kaybımızı aslında e-ticaretten fazlasıyla sağlamaya çalıştık ve bununla da çok başarılı olduk. Şimdi oradaki biz sektörün yaşamış olduğu işte o konvertoda ilan eden firmalar işte çok agresif büyüyen, önünü görmeyen, işte bizim bir yol planımız, bir yol haritamız vardı. Onu devam ettirdik ve şu anda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah da yaşamayız. Yani siz aslında Allah korusun daha büyük tehlikeleri öngörüp önceden istemeden de olsa önlemler almak durumunda kaldık. Aynen. Önlem almaya başladık tabii. Şey soracağım bu arada. Sevgili Ece sana hemen döneceğim. İhracat deyince böyle ben orada bir takıldım. Çünkü ihracat çok önemli. Son 3 senedir, 4 senedir de Türkiye'de oldukça konuşuluyor. Şimdi burada olması da gerekiyor. Yani demin ne güzel anlattın ya. Buradan yüzlerce ülkeye Türk ürünleri gidiyor. İhracat yapmamız da lazım. Hele bundan sonra çarpı iki yapmamız lazım. Turizm de zaten bitti. Yani çünkü Covid'den dolayı kimse gelemiyor, edemiyor. Maalesef. Biraz da orada politik şeyler de var. Yani herkese açtılar uçak seferlerini. Bize biraz daha şey davranıyorlar maalesef. Evet. Bence güvenilir ülkeyiz o anlamda. Yani Covid döneminde bence bu sağlık personelinin hakkını yemeyelim. Teşekkürlerimize gönderelim. Ama maalesef politik sebeplerden dolayı da orada maalesef turist kapısı kapanmış durumda. O yüzden de ihracat çarpı 3 hatta olması gerekiyor. Şimdi ben mesela bir KOBİ'yim. Öyle söyleyeyim. İhracat yapmak istiyorum. Ürünlerimde güveniyorum. Nasıl, ne yapmam gerekiyor? Ne tip bir fırsat sunuyorsunuz? Yani nasıl bir şey sunuyorsunuz? Oradan bahsedin. Çünkü eminim bizi izleyen bir sürü KOBİ var. Ve ihracat yapmak isteyenler de var. Oradan biraz bahsedersen sevinirim. Aslında AliExpress'te ihracat yapmak çok kolay. Biz bunu gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Çoğu zaman da inanmıyorlar ama sonra gerçekten sürecin içine girdiklerinde kendileri de bunun çok kolay bir yol olduğunu çevresindeki insanlara söylüyorlar. AliExpress'te satış yapmak için basit şirket evraklarınızı online olarak yüklemeniz yeterli. 2 gün sonra mağazanız açılıyor. Mağazanızın açılmasına paralel olarak ürünlerinizin yüklenmesi ve diğer süreçleri tamamladıktan sonra 200'den fazla ülkeye ve bölgeye 150 milyondan fazla müşteriye ulaşmanızı sağlıyoruz aslında. Başta Rusya, başta Rusya, Avrupa, Orta Doğu, Amerika olmak üzere birçok pazara tek bir panelden ulaşabiliyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir fırsat aslında. Çünkü tek bir panel kullanımı var sadece ve 2 günde açtığınız bir panelden bahsediyorum. Ve 150 milyon müşteri var işin sonunda. Arada seni böleceğim, kusura bakma. Tabii. İnsanlarda tabii. Şöyle bir şey oluyor. Yani hani ben tabii burada halkın sesiyim. Tabii. Şöyle şeyler geliyor. Yani şaka bir yana. Ya işte diyor ki adam, yani bilmediği için paneli. Ya işte hani şimdi ihracat olunca yabancı dil, yabancılar var falan. İngilizce bilmem gerekir mi diyor. Panelde İngilizce mi oluyor diyor. Ya da şimdi AliExpress ve Çin şey var, acaba bir şey mi var? Yani o paneli kullanmak kolay mıdır? Yani en çok gelen soru budur bana. O yüzden merak ettim. Bir kere panelimiz Türkçe. Panelimiz şu anda tamamıyla Türkçe'ye çevrilmiş bir durumda. Tamamıyla Türkçe. Herhangi bir dil bilmenize gerek yok. Aynı zamanda 18 dilde otomatik tercüme desteği veriyoruz. Bu sayede hem ürünlerinizi yerel dillerle listeliyorsunuz. Biz 18 farklı dille otomatik olarak çevirip müşterilere bu şekilde görüntülenmesini sağlıyoruz. Hem de müşterilerinizle her dilde iletişim kurabiliyorsunuz. Siz Türkçe yazıyorsunuz ama müşteriniz hangi dildeyse, hangi dili kullanıyorsa o dilde görebiliyor. Böyle bir sistem var arka yapıda. Evet. O yüzden kolayca müşterinizle iletişime geçebiliyorsunuz. O da sizinle iletişime geçebiliyor. Bu gerçekten çok değerli. İlk öğrendiğimde ben de çok şaşırmıştım. Ha, böyle bir sistem mi var? Gerçekten çok üst düzey gelmişti bana da. Ama bu sistem mevcut ve satıcılarımız şu an Türkçe bilen, başka dil bilmeyen birçok satıcımız var. Birçok KOBİ'miz var. Herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Dille ilgili herhangi bir şikayetleri yok. Zaten biz 7/24 destek sağlıyoruz bu arada. Bir şey söyledim. Çok değerli bir şey söyledim. Çünkü gerçekten o, evet. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Çok cidden kolay bir şey değil ya. 18 dilin otomatik olma, herhalde yapay zeka falan var arkada. Yani bunun böyle olması inanılmaz bir şey. Yani sen burada ürünü koyuyorsun, adam orada Rus adam Rusçasını görüyor. Evet. Peki nasıl yapıyorsunuz? Yani herhalde kargo firmasıyla, yani lojistik firmasıyla ben anlaşmam, yani KOBİ olarak benim anlaşmam gerekiyor. Ödeme sistemi nasıl oluyor? Yani her şey, ülkenin farklı ödeme sistemi var. Nasıl şöyle, 38 farklı para birimi ve ödeme yöntemiyle sizin adınıza tahsilat yapıyoruz ve parayı hesabınıza dolar olarak yansıtıyoruz. Siz herhangi bir farklı para birimiyle uğraşmanıza gerek kalmadan parayı dolar olarak burada herhangi bir bankada açtığınız dolar hesabınıza alabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz bu süreçte o konuyla ilgili. Oldukça basit diyebilirim. Lojistik konusunda da Sanyo var. Alibaba grubunun altındaki şirketlerden biri. Bu AliExpress ile birebir entegre bir kargo firması ve posta servisini kullanıyor. Dilerseniz Sanyo üzerinden gönderim sağlayabilirsiniz. Siparişlerinizi kapınızdan teslim alıyoruz. Gümrük ve lojistik işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde hallediyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz o noktada. Dilerseniz yeni Skynet'le bir anlaşma yaptık. Karayolu üzerinden e-ihracat hakkında. Karayolu üzerinden e-ihracat da yapabiliyorsunuz. İsterseniz farklı firmalarla anlaşabiliyorsunuz. UPS, T-Net, aklınıza gelebilecek bütün farklı kargo firmalarıyla çalışan satıcılarımız içeride mevcut. Tamamen onların kendi seçimlerine bırakmış durumdayız. Süper. Destekliyoruz da onları herhangi bir sorun vesaire olduğunda. O yüzden ne lojistik tarafından ne para birimi ve parayı alma, tahsil etme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Harika, en büyük şeyi çözmüşsünüz. Ufuk Ovacık, sevgili Ufuk şeyi sormuş. Benim kafam karıştı demiş. Sadece kafanın karıştığı konu bu olsun sevgili Ufuk. Çin'den verdiğimiz siparişlere gümrükte vergi uygulanıyor. İşte 2 farklı ürün almış. 120 liralık almış bir tane ürün. 13 lira vergi ödemiş. Daha düşük 100 liralık bir ürün almış. Onda 25 lira vergi ödemiş. Daha fazla vergi ödemiş. Bu vergi diyor neye göre uygulanıyor diyor. Yani ama bunu bilmiyorum. Senin bir bilgin var mı? Ya aslında evet, AliExpress Türkiye ekip olarak bizim konuyla ilgili bir ilgimiz yok. Çünkü biz Türk satıcılarını globale taşıyoruz. Ama tabii ki biz bu sorunun farkındayız AliExpress ekibi olarak globalde. Ve bu sorunun çözümü için de AliExpress ekibi çalışıyor. Yakın bir zamanda bir çözümle karşınıza çıkacaklarından emin olabilirsiniz. Sevgili Nur Ömeroğlu da, açıkçası AliExpress'ten hiç alışveriş yapmadım şimdiye kadar. Sanki Trendyol ürünleri daha kaliteliymiş gibi bir algı var. Nedense bende demiş. Çok farklı noktalar tabii. Yani birinde yurt içi pazar yerinden yapıyorsunuz. Biri yurt dışı pazar yeri. Tabii biz dediğim gibi Türkiye'deki satıcılar AliExpress üzerinden Türkiye'ye satış yapamıyorlar. Bunun da altını çizeyim. Evet. Yani Türkiye'deki satıcılar Türkiye ve Çin dışındaki ülkelere satış yapıyorlar. Bu yüzden Trendyol'la herhangi bir rakiplik vesaire durumumuzda bu nedenle olmuyor. Kafalar karışıyor işte orada. Evet, kafalar karışmış birazcık. Umarım bu açıklamalarımla biraz netleşmiştir. Trendyol var, AliExpress var, şey oluyor. Evet. Şimdi sevgili Decathlon, sevgili Kemal Tanca, sevgili Utku, sevgili İlhan, fiziki mağazalar var. Sizde 37 mağaza var, sizde 100 küsur mağaza var. Şimdi ya ben şeyi sormak istiyorum. Yani tabii bu mağaza olunca fiziki mağazada burada çok böyle yaratıcı işler çıkabiliyor. Omnichannel yapıyor musunuz bilmiyorum. Omnichannel'da daha farklı pazarlama kanalları olabiliyor. Ortaklaşa projeler bazen oluyor, olmuyor. Sizin burada yani en çok verim aldığınız, böyle ya çok güzel çalışmalar yapıyoruz pazarlama anlamında dediğiniz şeyler nelerdir? Onu duymak istiyorum. Bir de son dönemlerde TikTok, millet gülüyordu ama ben cidden ben de gülüyordum. Ben sadece şeye gülüyordum ya. Bu kadar Türkiye'de göbek atmaya meraklı insan mı var diyordum. Gerçekten herkes göbek atıyor. Yani gerçekten sevgili dostlar, izleyenler, izlemeyenler varsa bir TikTok uygulamasını yükleyin. Bu da bir aplikasyon, Çin aplikasyonu. Hatta Amerikalılar şunu almaya çalışıyorlar. Yatırımcılar fiyat bir haber çıktı. Yani hayatınız şenleniyor. Bir 10 dakika izleyin, kopamıyorsunuz. Çekirdek gibi yani. İlk başta böyle çok keyifli geliyor. Ondan sonra da kopmak istiyorsun, gidemiyorsun yani. Böyle zorla izliyorsun. Garip bir şey. TikTok mesela, şimdi reklamlar var orada. WhatsApp kanalından bir takım şeyler oluyor. Siz onları kullanıyor musunuz? Evet Utkucuğum, senden başlayalım. Ondan sonra da devam edelim. Tabii ki. Yani özellikle bu dönemde şu an son sorudan başlayayım. TikTok'ta biz yokuz ama neden tabii ki ileride olmayalım. Ama şeye dönecek olursam da, pazarlama alanına dönecek olursam da, mağazalarımızda özellikle bu dönemde click and collect inanılmaz artmış durumda. Öncesinde de zaten çok tercih edilen bir yöntemdi ama bu dönemde de özellikle mağaza kapalıyken bile mağazanın önünden teslim etmek gibi seçeneklerle biz bunu ayakta tutmaya çalıştık. Dijital pazarlamanın tüm kanallarını da aslında bununla desteklemeye çalışıyoruz. Ama önceliğimiz tabii ki yatırımı organik olarak, yani kalıcı bir yatırım sayesinde organik olarak ilerlemekten yana her zaman. Ama bunu paid kanalları da sezonsal yatırımlarla desteklemeye çalışıyoruz. Fiziki kanallarda dediğin gibi omnichannel bir bakış açımız var tabii ki ama bunu bu şeylerin bütün kanallarda entegre etmeniz gerekiyor. Omnichannel sadece lafta kalmaması gerekiyor. Google My Business örneği var. Türkiye'de de çok kullanılıyor. Online, offline mecraları korona döneminde çok etkili kullanmamızı sağladı bu Google My Business. Doğru bilgiyi ulaştırmamızı sağladı. En doğrusu da o aslında. Bununla birlikte tabii fiziki mağazalarda online'dan trafiği fiziki mağazaya taşımak için de mağaza ziyareti reklamlarını Facebook ve Google'da çok aktif kullanıyoruz. Ses çok az geliyor demiş Eylem Hanım. Şu anda iyi mi efendim? Sesimiz geliyor mu? Biraz daha volüm yükseltelim mi? Bu arada Demet Hanım demiş ki elektrikler kesildi. Sanki şey gibi oldu. Gaz bitti, yemek yandı gibi. Umarım şarj bitmeden gelir. Geldi mi Demet Hanım? Şimdi merak ettim. Sevgili Taner de Ticimax'a evet arkadaşlar, Ticimax e-ticaret altyapısı hakkında da sorularınız olursa sevgili Taner WhatsApp numarası hattını yazdı. Oradan yazabilirsiniz. Elektrik gelmemiş Demet Hanım'ın. O zaman fazla bir şey açmayın. Sadece bizi dinleyin. Şarjınızı inşallah götürür. Evet İlhan Bey, sizin tarafta nasıl pazarlama çalışmaları? TikTok var mı sizde? Tarafta, tabii pazarlama çalışmalarımız var. Özellikle Google reklamları, mailingler, e-ticaret üzerinde dediğim gibi bu özellikle koronadan sonra mağazalardaki düşüşleri arttırmak için, e-ticareti yönlendirmek için yaptık pazarlamalar. Mağazalarla eş zamanlı kampanyalarımız zaten oluyordu. Hala şu anda da devam ediyor. İşte internetten alınan ürünler çek kazandırılıp mağazalarda kullandırılabiliyor. Ya da tam tersi mağazanın VIP müşterileri e-ticarete yönlendirilebiliyor. Bu tarz çalışmalar yapıyoruz. WhatsApp ve TikTok'ta da biz de yokuz ama bu açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin sorunuzdan sonra bizim aklımızda bir ışık yandı. Biz burada niye yokuz diye. Onunla ilgili de bugün bir çalışma yaptık. İnşallah çok yakın zamanda biz de olacağız. Benim de kulağım çınladı öğleden sonra böyle bir iki gibi falan. Ne oluyor değil mi? Herhalde... Kesin biz konuşuyormuşuzdur. İlhan Bey şey demiş. Ya Murat Erdoğan böyle bir şey söyledi. TikTok arkadaşlar biz niye girmiyoruz? Bir bakın falan filan. Benim de kulağım çınladı. Ben de Levent Çarşı'da şirket vergilerini yatırmakla meşguldüm. Vergiler bitmiyor arkadaşlar. Yani girişimde ortaklaşınız vergiler bitmiyor. Şey peki, hazır söz sizdeyken sizden devam edelim. Bu benim konuştuğum, yani biz tabii bu online fiziki etkinlik yaparken ayda bir yapıyorduk. online'a dönünce 2 haftada bir yapmaya başladık ve sizin gibi çok değerli 3'er konuk ağırladık ve herhalde bu dönemde 40-45 konumuz oldu tahmin ediyorum aşağı yukarı. Ve herkesi ben ya özelden soruyordum ya işte programa soruyordum. Yani sıkıntılar oldu mu falan. Herkese sıkıntı olmuş. Hatta birisi birisini duyunca sevinmeye başladı. Ya biz yani siteleri çökmemiş ama kimsenin şey tabii yani bir sürü işte yazılımsal hatalar çıkmış ki gayet doğal. Yani bunlar olabiliyor. Ya da ne bileyim maalesef online tarafı gereken önem verilmemiş yukarıdakiler tarafından. Sonra online böyle bir anda büyüyünce ya bu niye şöyle, bu niye şöyle? Kardeşim işte size söyledik yani burada yazılım yani hani takvim işi bitiriş olmuyor ki sadece hani keşke öyle olsa bir sürü şey gerekiyor. Şimdi yani o yüzden operasyonel tarafta da sıkıntılar oldu. Kargoda zaten sıkıntı var. Şimdi önümüzde yani back to school var. 31 Ağustos'ta okullar açılacak ya da açılmayacak bilmiyorum ya o da belli değil. Ama bir back to school denen bir dönem var ya bir şekilde bir trafik başlayacak. Okula geri dönüş. Ondan sonra efsane cuma var ya da Black Friday dedikleri. 11-11 var, yılbaşı var. Benim bildiğim kadarıyla bu Eylül-Aralık ayı cironun çoğunluğu burada geliyor. En önemli dönem. Şimdi bu dönemi hazır mısınız? Yani operasyonel olarak lojistik tarafı sizle alakalı değil ama yani nasıl planlıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Böyle bir ufak bir çalışmalar başladı mı onunla alakalı? Onu merak ediyorum. Aslında az önce de bahsettim. Biz zaten bu dönemde kargo sayılarımızı arttırdık. 5 hatta şu anda 2 tane daha kargo firmasıyla görüşüyoruz. Evet. Ekstra bir lojistik alanı mağazaları kullanıyoruz. Kendi 1500 metrekare bir alanımız var şu anda e-ticaret lojistikte. Faturalama, paketleme yapılan onu 2 katına çıkarttık şu anda. Çıkartıyoruz. O anlamda biz hazırız. Ekibi güçlendirdik. Ekstra firmalar Ece Hanım'la görüşüyoruz şu anda. İnşallah çok yakın zamanda AliExpress'te yer alacağız. Öyle mi? Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Aynen. Çok yakında oradayız. Biz önlemlerimizi aldık. Hani inşallah o kota sınırlamalarına takılmazsak biz hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Hadi hayırlısı. Utku sizde nasıl durumlar? Bizde de aynı aslında. Biraz da Q4'e hazırlık olarak düşünüyoruz bunu. Çünkü kış dönemi Decathlon'da hakikaten ürün gamı olarak çok güvendiğimiz bir dönem. Biz de koronadan itibaren bu arada depo ekibimizi genişletme kararı aldık ve giderek artıyor sayımız. Diğer yandan bakacak olursak biz de 3 farklı kargo firması, bir tane de hızlı kargo firmasıyla çalışıyoruz. Bu dönemde de onlarla da çok sıkı işbirliği içindeyiz. Şimdi benim gördüğüm butik şirketlerin de çıktığı hatta arttığı. Hatta geçenlerde bir butik iş yapan bir kargo firmasının sahibi buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Duru Post diye isim geliyor ama yanlış olmasın. Duru Post diye hatırlıyorum. Ya dedi biz de o kadar yatırım yaptık, girdik, çok kişiye özel şey yaptık. Hiç kimse bize yüzümüze bakma dedi. Ben de onu yönelttim. O günkü misafirlerimizi unuttum kimlerdi. Dedi ki birisi ya dedi beyefendi haklı ama dedi. O dönemde öyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Şimdi ihtiyaçlar değişiyor. Şu anda ona ihtiyaç var. Belki de demin sevgili İlhan Bey'in söylediği VIP müşteriler var. Belki onları butik firmalarla göndermek gerekecek. Yani aynen öyle. Bu arada biz de İstanbul ve çok pardon Murat, İstanbul ve diğer 5 ilde dediğin gibi butik bir firmayla aynı gün teslimata başladık. Aynı gün. Evet. Ben de buna hastayım ya. Ben mesela tüketici olarak hastayım. Yani ben mesela demek ki nazlı bir adam değilim demek ki. Nazlı bir tüketici değilim demek ki. Yani çünkü ben bir ürün alırım. Yani herkes de bu varmış. Ben ilginç geldi. Hemen gelsin. Ya 3 gün sonra gelsin. Ne olacak yani? Sonuçta malı aldık yani parayı da verdik. Ama insanlarda böyle bir şey varmış. Yani sizde de tüketici olarak böyle bir şey var mı? Evet aslında bu biraz offline'ın alışkanlığı diyebilirim düşünüyorum ben. Allah Allah. İlginç. Bizde evet. Asıl bende olması lazım. Çünkü offline kuşaktan gelen benim yani. Daha hani o yüzden ben çok şey yapmıyorum yani. Nasıl olsa gelecek 3 gün sonra da gelsin. Yani 10 gün sonra yani 20 gün sonra gelmesin. Tamam ama yani aynı gün gelsin şeyi belki de işte şey değişiyor. Yeni ekonomi, dijital tüketici, daha hız, daha şey olabilir. Değişik ama. AliExpress yani şimdi sevgili Ece bir sürü pazar yeri var. Sen şimdi ballandıra anlatıyorsun da böyle öyle böyle şöyle diye güzel güzel. Şimdi yani neden ben bir KOBİ olsam neden bir AliExpress'e satış yapmalıyım? Avantajları nelerdir? Mesela burada genelde hep şunu duyuyoruz pazar yerlerinde. Yani destekle alakalı sıkıntılar çok oluyor. KOBİ'lerin bazı konularda sorunlar oluyor. Destek konusunda ne kadar aktifsiniz? Buyurunuz. Oldukça aktifiz. Hatta iddialıyız diyebilirim. 7-24 destek sağlıyoruz bütün kobilerimize. Hatta birebir destek sağlıyoruz. Ben bütün kobilerimize birebir bütün sorularına ben, Yaman Bey, ekibimizin diğer üyeleri ve arkadaki ekip arkadaşlarımız, herkes birebir destek sağlıyor. DingTalk gruplarımız var. Bu Alibaba'nın gene alt grubu olan bir iletişim platformu diyebilirim. WhatsApp gibi düşünebilirsiniz. Bu satıcılarımızın da her satıcıya özel bir satıcı grubu var DingTalk üzerinden. Bu DingTalk üzerinden olsun, mail üzerinden olsun veya gene telefonla ulaşabilecekleri bir destek ekibimiz var sürekli. Destek konusunda iddialıyız. Aynı zamanda sürekli eğitim imkanları sağlıyoruz. Sürekli webinarlar yapıyoruz. Sürekli eğitim dokümanlarımızı yeniliyoruz. Gerçekten çok zengin bir eğitim dokümanı var içeride. Satıcılarımızın çoğu artık bir noktadan sonra bize soru bile sormaya ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü dokümanlarda o kadar net ve ayrıntılı bir şekilde her süreci anlatıyoruz ve videolarla da bunları destekliyoruz ki herhangi bir sorun yaşamıyorlar bu konuda. Tabii onun dışında 11-11 geliyor dediğiniz gibi. Bu 11-11 AliExpress ve Alibaba grubu için çok önemli bir gün. Ve bu global alışveriş festivalinde satıcılarımızı gerçekten oldukça destekliyoruz. Yani bu festivalde yer edinme ve satış yapma imkanı sağlıyoruz. Ve Türk satıcılarımızı da ekstra destekliyoruz bu süreçte. Şu an 11-11 yaklaşıyor ve bu 11-11 olan süreçte aslında Türk satıcılarımızın oradaki satışlarını artırabilmeleri için ürünlerini iyileştiriyoruz. Onlara destek sağlıyoruz. Nasıl o güne daha iyi hazırlanabileceğine dair bütün verileri veriyoruz. Bence AliExpress'te mutlaka satış yapmalılar. Çünkü 2 günde paneliniz açılıyor. Türkiye'deki pazar yerlerindeki komisyonlara göre çok daha düşük bir komisyonla, kategori bazlı değişen %5 ile %8 arasında komisyon oranlarıyla çalışıyorsunuz. Aynı zamanda iade yok denecek kadar sıfır. Türkiye'deki en büyük problemlerden biri iade oranları pazar yerlerinde. İade oranı çok düşük. Çünkü şu yüzden AliExpress'te eğer müşteri keyfi iade yapmak isterse lojistik maliyetini kendi üstlenmek zorunda. Bu nedenle müşteriler keyfi iadelerden kaçınıyorlar. Zaten bir sorun yaşadığında müşteri AliExpress platformu ücret iadesini herhangi bir sorgulama yapmadan müşteriye veriyor. Müşterinin de böyle bir güveni olduğu için bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyor. Satıcıyı da bu noktada korumuş oluyor böylece. Bana çok sorular geliyor bu konuyla ilgili. İşte iade gelecekse ne olacak vesaire. İhracat yaptığı için insanların kafasında böyle sorular olabiliyor. Ama herhangi bir sıkıntı yok burada. Kesinlikle iade oranları çok düşük. Bunun da tabii ki etkisi var. Bu arada ben sizi buldum. Mehmet Bey diyor ki, o büyük girecek sizde. Kozmetik kategorisini biraz açar mısınız demiş. Uygulamada kozmetik ürün satan KOBİ'ler var mı? Sıkıntılar yaşanıyor mu diye sormuş sevgili Mehmet Yıldır. Var tabii ki ama dediğim gibi öncesinde KOBİ'lerimizle mutlaka konuşuyoruz ve bu kategorileri aslında satmanın dezavantajlı taraflarını da anlatıyoruz. Çünkü likit ürünler vesaire gaz ürünlerin satışlarında sorunlar yaşanabiliyor. Lojistik firmaları bu ürünleri taşımak istemiyorlar. O yüzden hani kozmetik ürünleri çok çeşitli. Her kozmetik ürünü göndermesini tavsiye etmiyorum ama tabii ki bazı kozmetik ürünlerini de rahatlıkla gönderebilir. Şu an halihazırda kozmetik ürünleri satan satıcılarımız var, Türk satıcılarımız. Girebilir eğer istiyorsa, tabii ki neden olmasın, biz elimizden gelen desteği veririz kendisine. Harika, süper. Evet, gönderebileceğimiz ürünlerse tabii ki elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. İlk etkinlikten sonra Mehmet Bey sizinle temasa geçsin. Tabii ki. Şimdi sevgili Decathlon ve Kemal Tanca, sizin mağazalar olduğu için size ortak sorular geliyor biraz. Şimdi ya onlarca marka var. Yani sizin sektörde aynı işi yapan. Dünyada ve Türkiye'de yani doğal olarak bir rekabet de var. Yani şimdi bu kadar genelde yanlış bir şey var, kanı var. Yani insanlarda ben görüyorum e-ticarete başlarken ya da bir şey yaparken markayı yaratıyor. Ondan sonra işte ben hesap yapıyor, kitap yapıyor ve giriyor. Halbuki bir rakip analizi yapsa, rakiplerden daha farklılaşacak vesaire. Onlar çok olmuyor maalesef. Hedef kitleye soruyorsun. Hedef kitle herkes diyor. Böyle bir şey de var. Yani ilginç bir şekilde. Sizler nasıl bir şey yapıyorsunuz? Yani farkındalık yaratmak anlamında ne tip ekstra hizmetleriniz var mıdır? Yoksa yok. Yani biz işte adımız güçlü, sermayemiz kuvvetli, kelek yapmayız, malının en güzelini veririz. Yani nedir sizin farklı kılan sizce? Öncelikle bizim hedef kitlemiz tabii ki spor yapmak isteyen herkes. Hedefi spor olan herkes bizle bir yerde çakışacağına eminiz. En büyük farklılığı da aslında ürünlerimizle yaratmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Decathlon ürünleri hayli popüler her sporda. Kullanıcının en önemli kısmı aslında kullanıcılardan aldığımız feedbackler, yani geri dönüşler. Gerçekten bunlar hem Türkiye hem globalde inanılmaz derece önemli okunup, her detayı incelenip bir sonraki modelde tamamen kullanıcı yorumlarıyla, hatta kullanıcılarla beraber geliştirilen birçok ürünümüz var. Bu yüzden de evet, en büyük farkımız belki kullanıcıyı dinleyebilmek ve ürün fiyat performansında tabii ki uygun bir seviyede tutabilmek. Zaten bir teşekkür gelmiş sevgili Aydan Alboğa Ustu'dan. Demiş ki, evet, bir kampsever olarak Decathlon'a ayrıca teşekkür ederim. Kamp tatil kültürünün Türkiye'de gelişmesi konusunda rolü büyüktür. Hayatımızı da çok kolaylaştırıyor demiş. Bir de soru sormuş onun da yanında bonus olarak. Evet. Decathlon sporun yanı sıra tatil deyince de ilk akla gelen markadan bir tanesi. İlginç, bak hiç onu düşünmemiştim. Demek ki Aydan Hanım çok böyle sadık bir müşteriniz. Bu anlamda bu yaz tatil alışverişi tüketim konusunda yeni normalde tatil alışkanlıkları, tüketim ile ilgili neler ön plana çıktı diye soruyor tatille alakalı. Evet, çok teşekkür ederim bu arada hem güzel yazısı hem de sorusu için. Tatil deyince Decathlon'un akla gelen ilk şirketlerden biri gerçekten, ama özellikle yüzme ve kamp alanında. Yüzmede de gerçekten çok iddialıyız hem bu dönemde hem bundan sonraki dönemde, ama kamp gerçekten bizim de beklentimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyor şu anda ve stoklar konusunda bizi hayli zorluyor. Kamp tabii bireysel yapılan bir spor ve en kolay tatillerden, yani yapabileceğiniz en kolay tatillerden bir tanesi. Özellikle kamp alanını bulduğunuz anda tamamsınız. Bununla birlikte İstanbul'da parklarda vesaire her yerde kamp sandalyelerimiz zaten görmüşsünüzdür. Herkes görüyor. Uzak uzak oturan insanlar yine de kamp ürünlerimizle bu dönemi geçirmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu dönemin en güçlüsü kamp diyebilirim, ama aslında yüzme de normal hayatımızın bu döneminde çok önemli. Tabii özellikle şimdi bu bazen böyle şeyler oluyor. Biz tabii izliyoruz. Magazin programlarını falan da izliyoruz. Hangi ünlü nerede? Bazıları pahalı yerlerde. Kimisi de geçen gösteriyor, mütevazi ünlüler diye başlık atmışlar internette. Mütevazi ünlüler karavanla çıktı. Kamping yapıyorlar. Karavanı açmış. Dediğin gibi o sandalyeler var. Herhalde o sizin anladığım kadarıyla. Yani yanında böyle içecek koyma yeri de var. Evet. Böyle açılı kapalı. Çok pratik. Atlan sandalyemiz. Bu şeyde de görüyorum yani bu Suadiye parklarda resimlerde gördüm. Oraya gitmiyorum da Bebek'te parklarda hep çok görüyorum. İnsanlar herhalde bagaja da çok konabiliyor rahat bir şekilde. Pazar günü oraya geliyor. Sandalyesini hop açıyor, kapatıyor. Bence keyifli. Atlanıyor da olması tabii ki bayağı pratik oluyor. Süper. Kemal Tanca, siz nasıl bir farkındalık yaratıyorsunuz? Size de bayağı bir soru geldi. Şimdi onları da soracağım arka arkaya. Bizim en büyük farklılığımız tabii şimdiki sektöre yön veren, özellikle ayakkabı denilince akla gelen ilk markaların başında yer alıyoruz. Bunu da elde etmemizin en büyük sebebi kalitemiz. Ürün çeşitliliğimiz. Hani özellikle erkek ayakkabıda çok şık, çok rahat ve kaliteli ürünlerimiz var. Tabii bunun yanında müşteri memnuniyeti bizim en büyük ilkemiz. Yani mağazalarımızdan olsun, ticaretten olsun müşteri memnuniyeti ilk önceliğimiz bizim. Bizim en büyük farkındalığımız bu. Yani benim anladığım sizin o zaman bir bayağı bir sadık müşteri kitleniz var. Doğru mu? Çok. Yani 1950'den bu yana sektörde yer alan bir marka olarak gerçekten müşterimiz öyle bir şey ki 15 sene önce almış olduğu ayakkabıyı getirip bunun aynısından var mı diyen müşterimiz var. Yani bu tarz ayakkabı var mı diyen çok sadık gerçekten müşterilerimiz var. Yani uzun yıllardır bizden alışveriş yapan mağaza özellikle birebir sıcak satıştaki arkadaşlar. Ben mağaza ziyaretleri de yapıyorum bazen. Orada rastladığım şeyler ismen hitap edip çok sıcak satışların anları yaşandığı mağazalarımız var. Timuçin Bey, sevgili Timuçin Taş size sormuş. Mağaza stoklarını internet stoklarından bağımsız mı tutuyorsunuz diye bir soru sormuş. Duyduysanız. Yani bağımsız tuttuğumuz stok da var ama mağaza stoklarında e-ticaret çık şu anda. Bakırköy mağazanız çok meşhurmuş. Hep oradan alırdık demiş. Ebu Ziya Caddesi'nde demiş. Ebu Ziya, evet. Bir 5 sene önce kapattık ama uzun yıllar ilk mağazalarımızdan bu arada. Ama bir 4 sene oluyor. 4 sene önce kapattık o mağazamızı. Spor ayakkabı var mı sizde? Onu da sormuşlar. Var tabii. Yani evet. Spor casual modellerimiz var. Bir de yıllık cironuzu sormuşlar ama bilmiyorum. Bu da konfident. Yani onu burada paylaşmasak iyi olur tabii. Evet Mehmet Bey onları. Mehmet Bey hep aynı her etkinlikte soruyorsunuz her misafirimize. Herhalde onlara bir kara kaplı bir deftere yazıyorsunuz. Yapacaksınız web sayfanızda. Şimdi Ece şeyi soracağım sana. Bu KOBİ'lerin en çok zorlandığı konular neler? Ne gözlemliyorsun? Yani ya şunu halletseler aslında bizde çünkü çok değerli KOBİ'ler var. Farkında değiller potansiyellerinin. Benim gördüğüm. Şimdi sen daha fazla görüyorsundur. Ya şu sorunlar var. Şunları aslında halletseler böyle acayip çarpı 4 çarpı 5 gidecekler dediğin şeyler neler? Sorun olarak ne görüyorsun? Yani gözlemlerini alabilir miyim? Tabii. Tabii ki ihracat süreçleri günden güne ülkemizde büyüse de henüz hepimiz için çok yeni süreçler. Çoğu KOBİ'miz veya markamız ilk ihracat deneyimini bizimle yaşadı ve hala yaşıyorlar birçok markamız ve KOBİ'miz. Tabii bu süreçte doğal olarak akıllarda birçok soru oluyor. Önyargı olabiliyor, korkular olabiliyor. Bunlar çok normal. Çok fazla soruları oluyor. Ürünlerimi nasıl göndereceğim, fatura nasıl keseceğim, ETGB ile nasıl ihracat yaparım, KDV muafiyetinden yararlanabiliyormuşum, bu doğru mu gibi. Aslında çok farklı sorular geliyor bize. AliExpress panel yönetimi süreçleri ve AliExpress hakkında da tabii yabancılar. Bunun da etkisi oluyor. AliExpress olarak biz satıcılarımıza dediğim gibi elimizden gelen her türlü desteği ve eğitimi 7/24 sağlıyoruz. Satıcılarımızın başarılı olabilmeleri için istekli, gayretli ve sabırlı olmaları ve gerektiğinde bizden destek alabilecek durumda olmaları önemli. Çünkü bazıları destek almaya açık olmuyor çok. KOBİ'lerimiz eğer istekliyse, gayretliyse, bizden destek alabilecek KOBİ'lerse biz her zaman onlara destek için buradayız. Bu yola çıkmak isteyen KOBİ'lerimizin bu özellikleri taşıması gerçekten şart. Evet. Her başarıda olduğu gibi AliExpress'te de aslında bu başarı emekle oluyor. Ve emek veren KOBİ'lerimizin, emek veren markalarımızın gerçekten soru soran, gerçekten öğrenmek isteyen, gayretli, azimli, küçük sorunlarla demoralize olmayanların başarılı olduğunu AliExpress'te de görüyoruz. Aslında bu bütün hayatta da böyle. AliExpress'te de aynı şekilde. Sevgili Nur Ömeroğlu bir soru sormuş. Bunu herkese sorduk herhalde. Şirketlerin e-ticaret departmanlarına yönelmek için ne yapmalıyız ve konuşmacılarımızın şirketlerinde departmanlarında kaç kişi çalışıyor diye bir soru sormuş. Yani böyle bir gizli bilgi değilse. Çok kalabalık mıdır siz mesela ekibiniz? Özellikle mesela e-bebekte bahsedersek. AliExpress biraz daha farklı belki ama bilmiyorum. Ne diyorsun? E-bebekte de biz kalabalık bir ekip değildik. E-ticaret ekibi olarak 15 kişilik bir ekiptik. 15. Evet aynen. Çok kalabalık bir ekip değildik. Hele operasyon tarafında çok daha 5-6 kişi gerçekten bütün operasyonu yürütüyorduk diyebilirim. AliExpress tarafında da gene kalabalık bir ekibimiz yok Türkiye tarafında. Ama Çin tarafında tabii bizi destekleyen iyi bir ekibimiz var. Onlarla birlikte Türkiye'deki ekibimizi de günden güne büyütüyoruz. İnşallah çok daha güzel yerlere hep birlikte geleceğiz. Satıcılarımızın ve KOBİ'lerimizin başarısıyla bizler de büyümeye devam ediyoruz. Utku, Nur Hanım'ın diğer sorusunu sana sorayım. Yani e-ticaret departmanlarına çalışmak için ne yapmak lazım? Yani mesela sen nasıl e-ticaret tarafına kaydın? E-ticaret müdürü oldun. Dolardan geçtin. Çünkü bunun da okulu yok. Çok da güzel bir soru. Yani nasıl midir? Öğrenme oluyor bu işler. Nasıl oluyor? Yani bu dönemde özellikle artık yönelmesi kolay departmanlardan biri olmaya başladı. Çünkü hem İngilizce hem de giderek artan Türkçe içerik kaynaklarımız her yerde bulunabilir olmaya başladı. En önemli konu bu aslında. Biraz da istek ve o isteğin doğrultusunda doğacak araştırmada birçok e-ticaret verisine çok kolaylıkla ve ücretsiz olarak ulaşabilir haldeyiz. Bu yüzden de e-ticarete yönelmek bir başka departmana yönelmekten şu anda daha kolay diyebilirim. Allah Allah. Abi biraz böyle yapsanız da çok zor falan. Böyle her şey gelmesin. Ama şimdi bir de şöyle bir şey de var. yani çok da açık var galiba. Yani mesela bana çok şey geliyor. Yani işte çok sevdiğimiz dostlarımız var. Sağ olsunlar, karşılıklı bir sevgi, saygı içerisinde. Bana işte ya bizim ofise, bizim şirkette işte bilmem ne lazım. Yani ticaret sektöründeki uzmanlıklarla alakalı ya da dijital danışmanlıklarla alakalı. Ve piyasada adam yok yani. Çok ilginç bir şekilde. Yani böyle bir talep de var. Ama arz yok. Olanlar, zaten çok az insan vardı. Çoğu da gitti son senelerde. Beyin göçü oldu. Kalanlar da herhalde benim gördüğüm. Bilmiyorum, siz de onu görüyor musunuz? Gözlemliyor musunuz? Yani talep gerçekten çok hızlı büyüyor bu arada. Bence biz Türkiye olarak Avrupa'dan da bu anlamda çok ileride gözüküyoruz. Özellikle e-ticaret alanındaki yaptığımız işlerle. Belki de daha da ilerleyen dönemde e-ticarette yönelen insan sayısı arttıkça bu açık kapanmaya başlayacak, ama dediğin gibi gerçekten böyle bir açığında biz de farkındayız. E-ticarete atılmak isteyen KOBİ'ler var. Bizi izleyenler arası. Belki de yeni atılanlar var. Genelde onlar bu programlara çok fazla rağbet ediyor. Mesela sen şimdi deneyimli birisi olarak yani ne önerirsin? Neye dikkatleri lazım? Ürün müdür, fiyat politikası mıdır, pazarlama mıdır? Bazen şu hatayı çok ben görüyorum ya. Ben bu arada e-ticaret danışmanı değilim, e-ticaret çalışanı değilim. Sizlerin bilginizin belki %1'ine sahibim. Yani öğreniyorum, görüyorum ama sohbetler yapıyorum ve her dakika bir şey görüyoruz. Yani dışarıdaki adamdan daha bilgiliyim ama sizden daha az bilgiliyim. Ama benim gördüğüm şey şu. Bilmiyorum aynı şeyi sizde de hissediyor musunuz? Bir alanı da alayım, web sayfasını açayım ve olay bitti zannediliyor. Halbuki o daha başlangıcında başlangıcı, değil mi? Gerçekten öyle. Özellikle e-ticaretin yükselişindeki rakamlar insanları çok heyecanlandırıyor. Haklı olarak bu arada. Çok heyecan verici ve yeni bir alan. Keşfetmeye çok açık bir alan. Ama benim verebileceğim en güzel öneri herhalde hiçbir teşebbüste bulunmadan önce atılacağınız alanla ilgili tüm alanlarda fizibilite çalışmasını yapmak çok önemli. Bu aslında gireceğiniz alandaki sürdürülebilir business modeli oluşturmakla başlıyor tüm her şey. Daha sonra bunun üstüne tüm yatırım planınızı yaparsanız doğru bir şekilde ilerleyeceğinize eminim. Ece, sen ne tavsiye edersin? Valla ben tüm e-ticarete yeni atılmış olanlara veya girecek olanlara veya hali hazırda e-ticaretle uğraşan firmalara e-ihracat yapmalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Çünkü ben... Evet. Çünkü gerçekten bu dönemde gördük ki gerçekten e-ihracat çok değerli. Tek bir ekonomide çalışmak gerçekten çok riskli. Ve ben şuna inanıyorum. Bundan sonraki süreçte sınır ötesi ticaret yapanlar, e-ihracata yönelenler, globalleşmeye önem veren firmalar ayakta kalacak bundan bir 5 yıl, 10 yıl sonra. Maalesef bu süreçleri göz ardı edenler daha zor zamanlar geçirecek. Çünkü bütün büyük krizlerde olduğu gibi en fazla etkilenen kimler oldu? KOBİ'ler oldu, küçük firmalar oldu. Globalleşmeyen, tek bir bölgede, tek bir ülkeye satış yapan firmalar oldu. Ama diğer firmalar farklı ülkelere, farklı zamanlarda satış yapabildikleri için en azından satışları çok da etkili olmasa bile kiralarını ödeyebildiler, işverenlerine para verebildiler. Bu çok gerçekten önemli bir şey. Ben o yüzden tabii ki e-ticaret güzel bir alan ve yapılması gereken bir alan. Ama e-ticaretin içerisindeki e-ihracatı da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün herkese buradan bunu tavsiye ediyorum. İlhan Bey, siz ne diyorsunuz? Yeni başlayanlara tavsiye niteliğinde. Şimdi şöyle, yeni başlayanlara benim en büyük tavsiyem Utku Bey'in dediği gibi önce araştırma, sonra geliştirme, sonra kurulum. Çok fazla açılmadan hani ilk önce ne satacak, ne pazarlayacak, ne üzerine kurulacak. Bunun tüm araştırmalarını yaparak işte önce deneme yanılma, çünkü e-ticaret evet çok gelişiyor, çok da güzel gelişiyor, güzel de paralar kazanılıyor ama bunun yanında da çok büyük zorlukları var. Hani bunların hepsi araştırılarak yapılması gereken bir iş. Tek ürün, güzel araştırma, yani tek ürün derken şöyle, ürün gamı, ne satmak istiyor önce onu araştıracak. Sonra bunu geliştirecek, işte altyapısını oluşturacak, lojistik ayağı var bu işin, normal sistem ayağı var. Bunların hepsini araştırıp ondan sonra bu işe atılmalarını tavsiye ederim. Tabii bu önemli bir şey. Bizim Türklerin de maşallah o konuda çok iyiyiz. Analiz ve gözlem yapma konusunda. Geçen bundan 2 yıl önce falan bir numaramı bir almış birisi. İşte beni aradı. Ya dedi, ben de numaranızı bilmem kimden aldım. Bir sorum olacak size falan. Genç arkadaşlar tabii dedim. Yani sorun. Anlattılar. Yarım saat anlattılar. Projeleri varmış. Anlattılar. Peki dedim, gelir modeliniz ne dedim arkadaşlar. Onu düşünmedik dedi. Nasıl yani ya dedim. Nasıl düşünmediniz dedim. Gelir modeli düşünmeden bir sürü şey yapmışsınız. Az para kazanacaksınız. İşte o dedi. Düşüneceğiz dedi. Abi dedim, böyle şey mi yani? Yani e-ticarette de böyle şeyler oluyor buna benzer. Yani bunun farklı versiyonları. O yüzden fizibilite çok önemli. Yani ürün çok önemli. Ürünü çok iyi seçmek lazım belki de. Aynen öyle. Yani hani ne satacağımıza, ne pazarlayacağımıza çok iyi karar vermemiz gerekiyor. Gıda satışı var mı AliExpress'te? Sevgili Nihal Hanım sormuş. Nihal Sevilmen. Şu an gıda, yani gıda türleri tabii ki değişiyor. Gıda içerisinde birçok farklı ürün var. Gıda kategorimiz şu an açık değil ama gıda kategorisi altında olmadan satış yapan KOBİ'lerimiz şu an içeride mevcut. Biz de bu kategoride en azından bazı bölümlerin açılması için çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki ne sattığına göre de değişir. Yani işte son kullanma tarihi vesaire sıkıntı olabilecek akışkan gıdaları satmamak önemli. Çünkü sorun yaşayabilirsiniz. Ama diğer ürünler, yani işte bahsettiğim işte şekerleme tarzı ürünler veya çaylar gibi böyle sorun olmayacak taşınmasında ve ulaşmasında ürünleri şu anda listeleyebiliriz. Nihal Hanım Ankara'da çok güzel bir butik çikolata dükkanı var. Hı hı. Evet olabilir. Niye olmasın? Evet. Çikolata olabilir. Evet. Bir de şey sormuşlar sevgili Nur Hanım. Böyle yeni isimler görünce çok seviniyorum. Nur Hanım'ı da hiç ilk defa görüyorum ya da çok az soru soruyor. Önceden katıldı belki. Hiç soru sormadı. Ne kadar güzel. Nur Ömeroğlu der ki tabii bu biraz sizin dışınızda o bir şey ama AliExpress'ten alışveriş yapınca görselden tamamen farklı ürün çıkma gibi durumlar oluyor mu? Diye bir soru sorar. Yani bu aslında her pazar yerinde veya her e-ticaret sitesinde olabiliyor. Bu tamamen satıcının niyetine kalmış bir durum. Yani bunu bilemiyorsunuz ama AliExpress'te gerçekten yaptırımlar çok sert. Eğer tabii ki eğer böyle bir durumla karşılaşırsa müşteri bunu ilettiğinde anında para iadesi yapılıyor. Çok güvenli bir platform. O konuda herhangi bir sorunları olmasın ve satıcı da ceza alıyor bu konuyla ilgili ve belirli bir ceza puanının üzerine almış olursa eğer mağazası kapanabiliyor. O yüzden bu konularda herhangi bir çekincesi olmasın. Kendisi rahatlıkla alışveriş yapabilir. Eğer ürünü gelmezse veya yanlış ürün gelirse, ürünle ilgili herhangi bir sorun olursa AliExpress platformu ona sorgusuz sualsiz ücret iadesi yapacaktır. Benim bir ürün, şimdi AliExpress denince aklıma hep o geliyor. Bir kere aldım çünkü ürün. Oğlum Kemal işte 6 yaşında, ellerinizden öper. İşte daha ufakken işte bir eşim şey beğenmiş, böyle timsah görünümlü bornoz, böyle çocuk bebek şeyi. Hı hı. Ya onu sipariş ettik. Sorunsuz bir şekilde geldi, hatta 2 tane geldi. Süper. Allah Allah. 2 tane falan, bir tanesini verdik birisi falan. Ondan sonra 2 tane geldi. Yani böyle bir şey de olabiliyor. Yani düşünmeyin, olumlu da düşünebilirsiniz. Ben dedim ki ya bunu ne yapacağız? Böyle şimdi Çin'e mi göndereceğiz tekrar? Ne olacak? Tabii. Saçmalık. Hediyeler gelebiliyor. Çinli satıcılar gerçekten çok aktif. Yani müşterileri memnun etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani, o da aklıma geldi. Yani bu kadar büyük bir ürünü. Çünkü hani şey değil yani, ne bileyim 5 tane anahtarlık arasında bir tane karışır da öyle değil ya. Kocaman şey yani, adam büyük paket geldi. Ben dedim ki acaba dedim eşim dedi ki sen de yanlış mı sipariş verdin dedi. Large falan mı verdin? Yok dedim ya bilmem. Şimdi büyük paket olunca. Yani adam 2 tane koymuş. O yüzden AliExpress deyince bendeki hep algı şeydir ya. Bolluk, bereket. Güzel. Yani o yüzden olumlu düşünmeyin efendim. Olumlu düşünce olumlu oluyor. Sevgili Eyüp Bey demiş ki yeni bir marka ile platform kurmak için 2 senedir Ar-Ge'mizi yaptık. Ancak sabırla devam ediyoruz. Sizlerin sohbetlerine öğreniyoruz demiş. Sağ olun, var olun Eyüp Bey. Her zaman başımızın tacısınız. Şimdi son soruyu da sorayım. Ondan sonra da yarışmamız var. Yarışmada da ilk 3'e bence en güzel hediye kitap. 3 kişiye kitap hediye edeceğiz. 2020 sonunda nereye gider bu e-ticaret? Önümüzdeki dönemde nereye gider? Ne olur? Mesela ben geçenlerde bir rakamlar gördüm. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı rakamlar. e-ticaret.gov.tr'den. Yani rakamlar zaten çok fazla da internetteki ürünlerin fiziki oranı çok fazla. Mesela beyaz eşyada %50. Yani ben dedim ki yani 100 liralık alışveriş varsa %50'si online satış alınıyormuş. Ben hayretler içerisinde kaldım ya. Online almam ben mesela bulaşık makinesi, ama demek ki böyle bir bilinçli kitle var yani. Ne olur, ne görüyorsunuz ve işe alımlar olacak mı bu büyüyen hacimler çerçevesinde? Sevgili Utku, senden başlayalım. Tabii ki. Özellikle bu dediğin gibi Covid süreciyle başlayan e-ticaret talebi bizim düşüncemize göre yıl sonuna kadar seyrini korumaya devam edecek. Hatta alışkanlık seviyesine geleceği için önümüzdeki yılda da yüksek bir trendde devam edeceğini öngörüyoruz. Ama pasta büyürken fiziki mağazaları da tabii ki oyuna nasıl dahil ederiz diye düşünüp omnichannel yatırımlarımızda buna göre planlamaya devam etmeliyiz. Bu doğrultuda biz de aslında dediğin gibi işe alım sürecini ihtiyaç dahilinde devam etmeye başladık. Güzel. Yani iş arayanlar varsa gözlerini açık tutsunlar. Nerede mesela? Genelde bir de şöyle bir şey var. Bana geliyor böyle bir şey. Diyor ki işte, diyorum ki nerede hani iş ilanı varsa ben onu yayayım diyorum. Çünkü şimdi bir şey söylüyor. Aranan özellikler falan. 10 tane şey söylüyorum. Oğlum diyorum, aklıma tutamam diyorum. Ya nasıl tutacağım diyorum. Yanlış şey de tanıdık var mı diye soruyorlar. Genelde ilk başta böyle yakın çevrede aranıyor. Yani ilan verilmiyor. Sizde de öyle mi oluyor? Yani Kemal Tanca'da sizde. Yoksa yok. Yani LinkedIn, Kariyer Net, Allah ne verdiyse ilan veriyor musunuz? Evet, biz özellikle LinkedIn'den çok ilerliyoruz ama gerçekten hiçbir ayrım olmadan her başvuruyu titizlikle inceleyip doğru bir görüşme ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Evet ki Decathlon'u LinkedIn'den takip edeceksiniz dostlar. İş ilanları çıkabilir. Kemal Tancı'da var mı efendim yakın zamanda bir iş ilanı olur mu? Buyur. Şu anda dediğim gibi biz ekibimizi yeni güçlendirdik. Şu anda yok ama tabii sektör çok açık ve hala büyüyoruz. İlerleyen zamanlarda olabilir. Biz de kariyerle, Secret CV buralarda iş ilanlarımızı buralardan yapıyoruz. Ne diyorsunuz? 2020 sonunda ne olur bu e-ticaret? Valla bizde çok güzel büyüme oldu ve şu anki planlarımızı hani bu büyümenin üstüne de bir %50 koyarak devam ettireceğimizi öngörerek yapıyoruz. İnşallah da olur. İnşallah olur dediğiniz gibi. Bu arada iki tane soru var. Onlardan bir tanesini size sorayım. Mehmet Bey demiş ki e-ticaret için ajansla mı çalışmalı yoksa içeriden birine mi vermeli bu iş demiş. Kemal Tanca size soralım. Ne diyorsunuz? Şimdi yapısı nasıl tabii bilmediğimiz için içeride halledilebilecek küçük bir organizasyonsa içeride yapılması, bence yapılabilecek gibi ise içeride yapılması çok daha iyi, ama tabii büyük bir organizasyon, büyük bir yapı düşünülüyorsa dışarıdan destek alınması şart. Evet sevgili Ece, aramızdaki tek hanımefendi sensin. Son soruda sana kapanış seninle olacak gibi. Tabii. Ne görüyorsun? Hem e-ticaret hem e-ihracat. Bir de bu Yusuf Bey'in sorusu da en baştan beri duruyordu. Gördüm onu ama kime soracağımı şey yapamadım. B2B, sevgili Yusuf Sırrı. Türkiye'de B2B ile alakalı düşünceleriniz nelerdir demiş. Sizin AliExpress'te Alibaba B2B yapıyor. Belki oradan rakamlar vardır, biliyorsundur falan diye sana sorayım dedim. Yoksa da sorun değil. Yani ne görüyorsun? Önce ilk sorunuzdan başlayayım. Biz de büyümeye devam ediyoruz tabii. Bu doğrultuda tabii ki ilerleyen zamanda ekiplerimiz de büyüyecektir. Şu an biz zaten daha yeni katıldık. Ben ve benimle birlikte bir arkadaşım daha katıldı ekibe. Ama tabii ki işlerimiz büyüdükçe ekiplerimiz de büyüyecektir. 2020'nin başında olduğu gibi aslında 2020'nin sonunda da biz KOBİ'lerimizi, markalarımızı globale taşımaya devam edeceğiz. Bu yönde bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Ülkemizde de e-ihracatın gelişmesi adına çalışmalar yapmaya, KOBİ'lerimizi, markalarımızı desteklemeye, eğitmeye devam edeceğiz. Harika. Aynen. Alibaba.com tarafında tabii ki toptan bir ticaret dönüyor. O tarafta yer alabilir kendisi ama tabii ki o tarafta herhangi bir bilgim yok. Çünkü AliExpress.com ve Alibaba.com aynı grubun altında olsa da birbirlerinden farklı platformlar. Kendilerini yanlış yönlendirmek istemem o yüzden bu doğrultuda. Ama böyle bir platform var ve bu şekilde bir iş yapıyor diye bilgi verebilirim kendisine. Ben kendisine şöyle bir cevap vereyim bilgilerim ışığında. Yani B2B ile alakalı inanılmaz bir potansiyel var. Türkiye'de çok büyük potansiyel var. Tabii biz hep B2C konuşuyoruz. Yani sizin gibi arkadaşları alıyoruz. Çünkü ağırlıklı olarak bu online ticaret konuşuyoruz. Ama şirketler arası ticaret, yani B2B tarafı da çok çok daha büyük. Orada çok büyük işler dönüyor. Sadece Türkiye değil, dünyada da aynı şekilde bu anlamda potansiyel burası da. Şimdi evet sevgili dostlar, yarışmamıza başlayacağız. Kahoot üzerinden. Cep telefonunuz yanınızdaysa cep telefonunuzu yanınıza alın. 5 dakika sürecek. Ondan sonra da sizlere veda edeceğiz. Ama öncesinde ben bir size teşekkür edeyim. Dediğim gibi yani dışarıda güzel bir hava var. Temmuz sıcağı. Dışarıda böyle parklarda oturup soğuk soğuk böyle içeceklerinizi içmek, dondurmanızı yemek yerine burada olmayı tercih ettiniz. Cidden. Bir de haftanın yorgunluğu da var. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz, zaman ayırdınız. Çok çok değerli bizim için. Bir de kısmet bu ya. Sizle kapanışı yapıyoruz şu anda. Ticimax e-ticaret sohbetlerine sezonun kapanışı. İnşallah bizimki şey gibi oldu yani. Kış dizisi başlar. Mayıs'ta biter. Sonra yaz dizisi başlar. Bizim kış dizisi olarak başladı. Yaz sezonu da kapattık. Hatta Ağustos geldi yani ondan sonra. Şimdi evet sevgili dostlar, yarışmamıza başlıyoruz. Cep telefonunuz yanınızdaysa cep telefonunuzu alın. Hemen şuradan ben de ekranımı paylaşayım. İlk üçe çok güzel hediyelerimiz var. İlk üçe şu anda ekranım gözüküyor mu? Kahoot ekranına koydum. İlk üçe kitap hediye edeceğiz efendim. Her zaman yaptığımız gibi. Bu kahoot.it'ye girerseniz şu an ekrana geldi. Evet. Ekran gözüküyor herhalde. Kahoot.it yani İstanbul Trabzon. Bu adresi giriyorsunuz efendim. Ve ekranda gördüğünüz tüm numarasını yazıyorsunuz. İsminizi girin. Mesela Nur Hanım nereden Nur yazdı. Bazen böyle ilginç isimler geliyor. Deli Yürek, Minik Kuş, ne bileyim işte QNB falan böyle değişik. İsminizi, soyadınızı yazın, adınızı yazın. İlk üçe giriyorsunuz, anlayamıyoruz. Biz ilk etkinliklerde Minik Kuş görüyoruz da çıkıyor. O da enteresan yani. Kendi yaptık. Şubat ayında 65 yaşında bir hanımefendi. Abla dedim, Minik Kuş girmiş. Deli Yürek oluyor. O genelde o tip isimler ilk üçe giriyor. Biz ilk etkinlikte giriyoruz falan da biliyoruz da yani ama şimdi biz de şimdi nasıl yapacağız? O yüzden tamam hadi ismini yazın. Bak Ahu var, ne güzel, Doğukan var, çok girdi. Kapikat var, onu Mehmet Bey'in ismisi, altı kişi girecek. Bak %50 şansınız var yani. Hepsine biraz şey artıralım. Aydan Hanım. Ya bugün çok hanımefendi. Kadın sayımız fazla. Bu arada çok güzel. Biz de bu arada bazı illerde, mesela Bursa'da, Antalya'da, İzmir'de. Ben de İzmirliyim zaten. Ya, kadın sayısı inanılmaz fazlaydı. Etkinliklerde ve eğitimlerde. Yani genelde %30 kadın olur ama mesela Bursa'da %60 kadındı mesela. İzmir'de %60 kadındı mesela. Antalya keza %60-65 kadındı mesela. Kadın gelişimleri görmek de bizi çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Bir de yaş olarak da mesela hep gençler ve orta yaşlar yapıyorsunuz. Bayağı ilginç şekilde 60 yaş üstündeki insanlara da çok denk geldi. İnsanlar Nur Ömeroğlu, ben de izlediğim demiş. Selamlar buradan. Hemşerime. Ankara'da yok mu efendim? Ben de Ankara'dayım. Evet herhalde herkes girdi. Bir 913 130 var. O da numarasını vermiş. Harika. Herkes olmuş. Şimdi yarışmamıza başlıyoruz. Bakalım yarışmamızda ne olacak? Efendim sorulara doğru cevap vermek önemli ama hızlı olmak da önemli. Şimdi bu soru deneme. Hiç panik yapmayın. Aşağıdaki hangisi önemsizdir efendim? Dijital pazarlama yapmak mı? Web sayfasının hızı mı? Düzgün teslimat mı? Yoksa muzun fiyatı mı? Bu sadece deneme efendim. Deneme yapıyoruz. Elinizle öğretin diye. Yani web sayfasının hızı mı önemli? Dijital pazarlama mı önemli? Lojistik yani düzgün teslimat mı önemli? Yoksa muzun fiyatı mı önemli? Bakalım kaç kişi? Evet web sayfasının hızı diyen 3 kişi var. Onları şimdi ben yayınlayacağım efendim. Yani olur mu web sayfasının hızı? Web sayfasının hızı bir saniyede açılmaz. Tüketici başka şeye gidiyor. Web sayfasının hızı önemli. Düzgün teslimat önemli. Dijital pazarlama önemli. Muzun fiyatı önemsiz. Yani bu kadar basit. Şimdi yarışmamız başlıyor. Doğru cevap vermek kadar hızlı vermek de önemli. İlk 5'te böyle sıralanmış. Aydan Hanım 1 numarada gidiyor. Bakalım AliExpress ürünlerini kaç ülkeye satabilirsiniz? Sevgili Ece'nin sorusu. 200'den fazla ülke, 100 ila 200 arası ülke, 50 ile 100 arası ülke, 0 ile 50 arası ülke, AliExpress ürünlerini... Normal bir zamanda olduğunu söyleyelim, pandemi sürecinde değil. Evet, pandemi sürecinde. Evet. Bakalım ne cevaplar gelecek? Kaç kişi? Ece aslında bunun tüyosunu verdi, kaç defa söyledi. Kaç kere söyledi. Ama 3 kişi bunu dinlemiş, 3 kişi doğru cevap verdi. 200'den fazla ülkeye satabiliyorsunuz efendim. Bakalım ilk 5 ne oldu? Yusuf Bey, Nur Hanım, Demet Hanım, Aydın Hanım ve Doğukan ilk 5'i oluşturuyor. Bakalım ikinci soruda eşitlik ne olacak? Bu da sevgili Utku'dan geldi. Mart-Haziran döneminde Decathlon.com.tr'de en çok satan evde spor ürünü hangisi? Yoga matı mı? Halter ve ağırlık setleri dumbbell mı? Eliptik set mi? Direnç bandı mı? Direnç bandı benim konuşmuştum. Sevgili Utku'nun sorusu bakalım hangisini daha fazla satmış? Çok caydırıcı soru. Gerçekten şıklar eliptikten yükseliyor. Evet, bir kişi bildi. Vay. Eliptik bisiklet nedir bu? Utku, eliptik bisiklet dediğiniz şey? Eliptik bisiklet aslında bildiğimiz kondisyon bisikleti ama çok daha teknolojik ve elektriksiz çalışan güzel bir spor aleti diyebilirim. Herkes halter demiş, herkes direnç bandı demiş. Evet. Ama Yusuf Bey doğru bildi. Aa, kimse bilemedi mi hocam? Yusuf Bey 1, Nur 2, Doğukan, Demet Hanım yeni girdi şeye. At yarışı gibi oluyor böyle. İlk 5'ler değişiyor. Şimdi bu soruda İlhan Bey'den geldi. Kemal Tanca markası ilk mağazasını İstanbul'u hangi semtte açmıştır? Beşiktaş'ta açmıştır. Kadıköy'de açmıştır. Beşiktaş'ta açmıştır. Beyazıt'ta açmıştır. İlk mağaza nerede açmıştır? İlk mağaza 2 kişi doğru cevapladı. Herkes Mecidiyeköy dedi. Haklı ben de olsam ben de. Çünkü orası gerçekten Şişli Mecidiyeköy ticaretin şeyi. Ama Beyazıt'mış efendim. Evet. Yusuf Bey biliyor bu işi. 1 numara 1800 puanla gidiyor. Nur Hanım arkadan geliyor. Doğukan Bey, Kapikat ve Demet Hanım. Güzel bir sıralama gidiyor. Bakalım ne olacak? Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre geçen sene e-ticarette sepet ortalaması kaç lira olmuş? Çok ilginç. 79,5, 89,5, 99,5, 109,5 TL. Geçen seneki sepet ortalaması. Bu tabii ki genel kültür sorusu olsun. Öğreneceksiniz. 2 kişi doğru cevap verdi. 99,5 TL. Yani 100 liralık bir sepet ortalaması olmuş geçen sene. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar. Yusuf Bey bence alacak gibi gözüküyor. Yerini koruyor. Kapikat arkadan zorluyor. Demet Hanım geliyor. Nur Hanım ve Doğukan da arkadan geliyor. Bakalım. Şimdi biraz nefeslenelim. Çok heyecanlandık. Kalpler böyle tıkır tıkır atıyor. E-ticaret eğitimleri diyoruz. Online diyoruz. Ticimax'ın e-ticaret eğitimleri devam ediyor. Sadece e-ticaret değil, pazarlama, sosyal medya ve panel eğitimleri ticimax.com/e-ticaret-eğitim sitesinden linkinden girebilirsiniz. Buradan bir sürü eğitim ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Ve son soru. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre geçen sene e-ticaret hacmi ne olmuştur? Bakalım. Kanalın kuyruğu kopacak. 106 milyar TL, 116 milyar TL, 126 milyar TL, 136 milyar TL. Cevaplar hızlı verin. Bekleyin. Kafadan açacaksınız. Bekleyen kaybeder. 3 kişi doğru cevap verdi. 136 milyar TL. Bakalım podyuma kim çıkacak? 3 numara Nur Hanım acaba? Volkan. Bravo Volkan Bey. 2 numara Yusuf Bey, Allah Allah, 1 numaraya olacak derken Kapikat mı geldi yoksa? Allah bravo. Kapikat 1 numara. Yüzlerine resim çekelim o zaman. Demet Hanım 4. oldu. Nur Hanım da 5. oldu. Harika. Şimdi böyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey yapacağım. Böyle bayağı müzikli şey oldu. Şimdi sevgili ilk 5 Doğukan Bey vardı galiba, Kapikat vardı, Yusuf vardı, Demet Hanım vardı, Nur Hanım vardı. Bugün şöyle bir güzellik yapacağım. Hem hanımefendiler de olduğu için 4 ve 5 numara Demet Hanım, Nur Hanım. Ben bir de son programımız. Ben bugün ilk 3'e değil de ilk 5'e vermek istiyorum kitapları. O yüzden benim ricam programdan sonra Murat Erdor, ad soyad bitişik @hotmail.com bu adrese hemen hiç programdan sonra böyle şey yapmayın. Bir adresinizi, açık adresinizi, bir de telefon numaranızı hemen yazıp gönderin. Ben de hemen siparişleri vereyim. Bayram öncesi kitabınız elinize geçsin ve bayramda O kitapları güzel güzel okuyun. Hemen gönderin, ben de hemen siparişinizi vereyim. Böylece sıkıntı olmasın. Evet. 20 dakika koptum demiş Demet Hanım. Evet, iyi ki kopmuşsunuz. Kopmasanız demek ki bir numara olurdunuz. Hanımefendiler başımızın tacına kadar güzel. Demet Hanım da elektrik geldi mi Demet Hanım bu arada? İlk, herhalde geldi tahmin ediyorum. Sizin elektrik gitmişti. Geldi. Süper. İyi ki de geldi. Tabii de kazandınız. Efendim çok teşekkür ederim tekrardan. Son programı yapmak sizlere kısmetmiş. İnşallah yeni dönemde yine çok artan e-ticaret hacimlerini konuşuruz. Covid bitmiş deriz. Aşı pek gelmiyor gibi gözüküyor ama öyle dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması vardı ama bu arada sevgili dostlar sizlere de çok teşekkür ederiz. Bu programlarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Ben her programda söylüyorum ya, evet birbirinden değerli konuklar geliyor gidiyor ama günün sonunda sizin varlığınız çok önemli. Burada chatte yazmanız, sorular sormanız, katılmanız, belki bir şey sormayıp dinlemeniz bile çok çok değerli. Başımızın tacısınız. Ben hep bunu böyle şöyle ifade ediyorum. Sizler olmasanız programların değeri de yok. Nasıl futbol maçlarında taraftar olmayınca bir değeri yok. Taraftardır kazanan her zaman. O yüzden bu programlarda da bence siz olmadan hiçbir kıymeti yok. Bu anlamda çok çok değerli. İnşallah önümüzde bayram var. Şimdiden herkese iyi bayramlar diyelim. Bayramlarda da evet işte büyüklerimizin elini öpeceğiz, sarılacağız falan ama biraz sosyal mesafede nasıl dikkat edeceğiz bilmiyorum. Fazla tatlıyı da kaçırmayalım. Sonra Utku kızar oradan. Spor yapmak lazım. Belki spor malzemesi almak lazım. Ya ben biraz işleri büyüteyim. Bayramda biraz hayal edin. Vizyonunuzu genişletin. Bak Ece Hanım burada 2 saat e-ihracat, e-ihracat. Bismillah. Merhaba dedim ihracat. İyi akşamlar dedim e-ihracat. Kızcağız burada ihracat dedi. Hakkı da. Biraz vizyonu genişletelim. Yurt dışına açılmanın tam zamanı. Bu dönem dönüşen dönüşüyor. Dönüşemeyen kalacak. 2021 sonuna kadar vaktimiz var. Cidden söylüyorum bunu. 18 ay. Cidden dönüşen dönüşü. Dönüşemeyen bir daha. Nasıl sanayi devrimini kaçırdık. Bu da bunun gibi bir şey. Cidden bu dönem çok önemli. O yüzden de şey yapalım. Ya işte böyle fashion, böyle moda, tatlı, güzel ayakkabı almak istiyorum. Bayramda hediye etmek istiyorum diyorsanız da orada Kemal Tanca'ya gideceksiniz. Oradan güzel ayakkabı alacaksınız. Diyelim. Ve sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Herkese güzel bir akşam olsun. Bol bol soda için, çay için harareti iyi geliyor. Bayağı İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.